Devam edeceğiz. Şimdi Mithat Hocam, açlık yoksulluk sınırını gördünüz. Hı hı. Aktardım. 13 bin liraya geçen bir açlık sınırı var. 43 bin 400 liraya, 43 bin 500 liraya ulaşan bir yoksulluk sınırı var. Tek kişinin yaşama maliyeti 17 bin liraya aşmış durumda. Emekli maaşı 7500, en düşük. Ortalama 10 bin zaten. Asgari ücret 11 bin 402 lira. Ve bu ülkede vatandaşının üzerine vergi yükünden, bir fiyat artışlarından insanlar muzdarip, bir de onun üzerine siz vergi getiriyorsunuz ve insanları bu paraya mahkum ediyorsunuz. Bir otomobili almanız sizin artık ultra lüks oldu. Siz vatandaşınıza diyorsunuz ki sizin otomobil almaya hakkınız falan yok. Evet. Normal mi? Bana bir tane alırsanız kendine de bir tane alırsın diyor esasında. Bana bir tane alacaksan, alacaksan kendine de alırsın diyor. Evet. Şimdi anormal. Şimdi şöyle bir şey, dramatik bir şey var. Şimdi sen rakamları okurken daha önce bu kamu sendikasının yaptığı vardı. Onun bir Ar-Ge birim var. Kamu araştırma grubunun. Hı hı. Bir yine açlık ve yoksullukla ilgili. Orada 15 bine yaklaşıyor. 41 bin gibi falandı. Yani bu 10-15 gün oluyor. Demek ki şimdi 43 bine çıkmış. Çünkü her saat başı artıyor fiyatlar. Evet. Şimdi ama şöyle bir enteresan durum var. Açlık sınırı asgari ücretin çok üzerinde. Devlette bir profesör düşün. Ben profesörüm ya şimdi. Tamam. Devlette bir profesör düşün. Tamam. Devletteki bir profesör eşi çalışmıyorsa mesela, adam tabii eğitime de meraklı. Yani akademisyen olduğu için. İki tane de çocuğu var. İki tane çocuğu, hanım sen yani çalışma, çocukları bak. Çocuklarımız iyi bir eğitim alsın, çocuklarımızı yetiştirelim dediğinde profesör yoksulluk sınırında yaşıyor bu ülkede, biliyor musun? Ondan sonra sen ona diyeceksin ki bu üniversitedeki bilimsel faaliyetler ne kadar az? Bilimsel makale sayısı niye dünyadaki ülkelere doğru yetişmiyor? Neden dünyadaki üniversitelerle yarışamıyoruz? Adam yoksulluk sınırında yaşıyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani maaş açsınlar baksınlar maaşına devlette. Yani diyelim ki İstanbul Üniversitesi, diyelim ki Ege Üniversitesi, diyelim ki Çorum Hitit Üniversitesi. Adamın aldığı maaş 41 bin küsür lira bir profesör. Evet. SMC 43 bin yoksulluk sınırı olursa bu iki ülkede, çocuğu varsa, eşi varsa yaşamıyor. Her şey tarumar olmuş demektir. Öbür taraftan vergiler geldiği zaman mesela tekrar bütçe revize edildi. 2023 sonundaki toplanması, yani vergi beklentisi, toplanacak vergi beklentisi işte 4 trilyon 200 milyar civarında. Hı hı. Önümüzdeki senenin, orta vadeli plan yaptılar ya bunlar, hı hı, 7 trilyon 400 milyar civarında. Şimdi önümüzdeki seneye yani 4 trilyon 200 milyardan 7 trilyon 400 milyara eğer bunu çıkartıyorsanız %72 bir artış var. Hatta %74 bir artış var. Bu ne demek? Önümüzdeki sene ben sizden öyle bir vergi toplayacağım ki sizi nefes alamaz hale getireceğim diye. Yani bu projeksiyondan o çıkıyor. Hı hı. Şimdi sevgili Ebru'cuk, şöyle bir şey var. Enflasyonun düşüş süreci falan uzayacak değil, biliyor musun? Bence çok uzun bir süre düşmeyecek. Enflasyon. Açık söylemek gerekirse. Çok uzun bir süre düşmeyecek. Türkiye, yani bunun bu şekilde olacağı belliydi. Enflasyonu parasal sıkılaştırma politikası uyguladığınızdaki başlandığı kademeli gidiyor. Bu işte faizler biraz önce söylediğin gibi %40-45'ler civarına geldi. Muhtemelen bu büyük bir yarışı biraz daha körükleyecek. Çünkü çözülmüyor KKM'de. Yani KKM'nin 125 milyar dolar, 126 milyar dolar orada para var diyordu KKM'de. 122'ye anca düştü. Çok büyük çabalar sonunda. Ancak 4 milyar dolar civarında düştü. KKM çözülmüyor. Dolayısıyla bu yarış devam ettiği sürece artan faizlerle beraber bu kredi faizlerine yansıyacak. Kredi faizleri işsizlik getirecek. İşsizlik getirirken bu maliyetleri herkes, bu kredinin bir maliyeti var, bunu kullanan, her şeye rağmen kullanan, bunu imal ettiği ürüne yansıtacak. Bu arada enflasyon düşmeyen enflasyonla beraber Türk lirasının sürekli bir deval durumu olacak. Yani dolara karşı. Bunun getirdiği maliyet enflasyonu olacak. Ayrıca orta vadeli plana baktığın zaman sanki 4 sene boyunca hiçbir şey değişmeyecek gibi 3-4 senelik plan yapmışlar. Yani normal şartlar altında gibi. Peki farklı parametreler devreye giderse, yani biraz önce söylediğimiz gibi elektrik fiyatları artarsa, dünyadaki işte petrol, 96 petrol, Brent petrol 96 dolara geldi. 96 dolar civarında olup da bunu 105, 107, 110 dolara doğru giderse, ki böyle bir ihtimal var. Böyle olursa böyle diye nasıl olacağı anlatılmayan bir plan zaten o. Ya böyle olacak. Bir temenniler manzumesi gibi. Şimdi buradan çıkmak gerçekten çok zor. Çok üzülerek söylüyorum. Yani Merkez Bankası sürekli para basarak ben bunun üstesinden kalkarım derse, bu getirilen şişkinliği, yani KKM'ye para yatırmış 1 milyon kişi oradan nemalansın diye, 85 milyonsa eğer bu ülkenin nüfusu, geri kalan 84 milyona ben de size bunu ödeteceğim derse, o emekliye, o hala açlık sınırı yaşayan insan çok büyük bir haksızlık değil mi? Siz bunu ülkeye niye yaşattınız ya?
Ben bunu soruyorum soruyor, her programda da soracağım. Siz oturduğunuz her şey enflasyon %19, faiz 19 iken oturduğunuz bir nas var dediniz. Enflasyon bir yükselmeye başladı, dövize bir hücum oldu, bütün dengeleri alt üst ettiniz. 2 sene içerisinde insanları sokağa çıkamaz hale getirdiniz, 2 sene. Şimdi Yeşilçam filmlerine benziyor biliyor musun? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Herkes Cumhurbaşkanı. Tekrardan meclisim, herkes Cumhurbaşkanı ne yapacak? Acaba bakalım yüz hatlarına bak. Bugün iyi gününden kalktıysa acaba iyi bir zam gelecek mi? Emekliye ne verecek? Bakılıyor. Hulusi Kentmen o. Türk filmindeki Hulusi Kentmen. Yani öyle bir baba ki bıyıklarını vuruyor. İsterse dövüyor bazen, bağırıyor. İsterse seviyor. İyi gün dese kek 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 gülüyor falan. Türkiye'nin emeklisi Ayşecik'le Ömercik. Hem yoksul, hem yetim, hem öksüz, hem babadan öksüz, anneden yetim. Böyle bir yoksul kimsesi yok. Yani Türk emeklisi... %48 zaten. Tabii. Yani emekli bankta oturuyor. Çay bahçesine giremiyor. Giremiyor. Emekli evi dışarı sokağa pencereden seyrediyor. Yani bu, ben bunu bakın. Yani böyle böyledir diye söylemiyorum. Ben Sarıyer'deyim, İstanbul'da yaşıyorum ya. Çıkıyorum sokakta görüyorum. Çay bahçesinde gördüğüm emekli arkadaşlarımla bankta oturuyor. Ya üzülüyorum çok. Belli ki 15 lira olmuş çay. 4 tane arkadaş içecek. İsmail arası 60 lira. Herkes birer çay da içse 120 lira çay parası verecek adam. Nasıl verebilir bunu? Mümkün değil. Yani emekli kasaba gidemiyor. 430 lira, 450 lira olmuş kıymanın kilosu. Ya hangi birini alacak? Ya pırasa 40 lira olur mu ya? 40 lira mı olur? 40 lira. Geçen gün birisi gösterdi bir televizyon haberlerinde. 2 kiloluk patates torbası yapmışlar. 79 lira yazıyor üzerinde.